Evet, pandemi sürecinde ben çok farklı okumalar yaptım. Kendim tarım ekonomisi alanında çalıştığım için özellikle son yıllarda da tarımın politik ekonomisine daha fazla ağırlık verdiğim için iktisadın politik yanıyla daha fazla ilgilenmeye başladım. Bu pandemi sürecinde okuduğum kitaplardan bir tanesi de Wallerstein'ın Dünya Sistemi Teorisi kitabıydı. Bu kitap 4 ciltlik bir kitap. Bunun ben ilk cildini, birinci cildini okudum. Bu kitabın ne demek istediğini anladım sonuçta. Ama okurken şunu fark ettim. Wallerstein'ın atıf yaptığı kitaplar var ve metinler var. Ve bu metinler Türkçe'ye de çevrilmiş. Ve bundan dolayı da aslında o kitapların da ne anlattığını merak ettim. Çünkü eğer bunları iyi bilebilirsek Wallerstein'ın ne demek istediğini daha iyi anlayabileceğimizi düşündüm. Bundan dolayı da Türkçe'ye çevrilmiş o kitapları almış oldum. Bunlardan bir tanesi Faruk Tabak'ın Solan Akdeniz adlı kitabı. Wallerstein özellikle bu kitaba ve Faruk Tabak'a önemli atıflarda bulunuyor. Ve bu kitabın da mutlaka bundan dolayı da okunması gerektiğini düşündüm. Çünkü Wallerstein'ı iyi şekilde anlamak istiyorsak bunu da iyi şekilde bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine üzerinde durulan noktalardan bir tanesi de İngiltere'deki sanayi devrimi ve burada da Christopher Hill'e de atıf yapıyor Wallerstein. İngiltere'de devrim çağı 1603-1714 bu kitap da İletişim Yayınları'ndan çıkmış. Bu kitabı aldım. Sonuçta İngiltere'deki devrimle ilgili temel olarak şunu biliyorum. Yani İngiltere'de uzlaşmacı bir devrim oldu. Yani burjuvazi ile monarşi anlaştı. Hırgür çıkmadan, çok kavga gürültü, patırtı gürültü çıkmadan bir devrim olmuş oldu. Fransa'daki gibi bir devrim olmadı. Ama tabii burada bunun detaylarını iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da Wallerstein'ı okurken ya da okumadan önce göz atmamız gereken kitaplardan birinin de bu olduğu kanısına vardım. Muhtemel ki ben bu iki kitabı okuyup tekrardan Wallerstein'a geri dönüş yapmış olacağım. Ve yine Wallerstein'la ilgili olarak göstermek istediğim başka bir kitap ise Fransız Devrimi ile ilgili bir kitap. Wallerstein Fransız Devrimi'ne de önemli atıflarda bulunuyor. Yine Fransız Devrimi'nin aşağı yukarı nasıl olduğunu ben kendim hani biliyorum ama çok detaya inmek istediğimde orada tabii ki bilgi noksanlığım var ve Wallerstein o detaylara girdiğinde o kitabı okurken zorlandığımı fark ettim. Bundan dolayı da Fransız Devrimi'ni biraz daha detaylı incelemem gerektiği kanısına vardım. Bundan dolayı da Taner Timur'un Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi adlı kitabını almış oldum. Bu da Yordam Yayınlarından çıktı. Yani Yordam Kitap'tan çıkmış oldu. Bu kitaba da mutlaka bakmanızı isterim. Yanlış hatırlamıyorsam Lefebvre'nin de Fransız Devrimi diye bir kitabı var. O kitap birazcık pahalı ve o kitap bizim kütüphanemizde olduğu için o kitabı satın almadım. Yani almayı düşündüğüm kitaplardan biri de açıkçası Lefebvre'nin Fransız Devrimi kitabı oldu. Ama o dediğim gibi kütüphanemizde olduğu için bizim almamış oldum. Eğer Wallerstein okuyacaksanız mutlaka bakmanız gereken bence 3 kitap var. Bunlardan bir tanesi Faruk Tabak'ın Solan Akdeniz adlı kitabı. Diğeri ise Christopher Hill'in İngiltere'de Devrim Çağı 1603-1714 adlı kitabı. Bununla birlikte Taner Timur'un Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi adlı kitaplarına mutlaka bakmanızı öneririm. Ve yine Wallerstein'la ilgili ve bağlantılı bir kitabı sizlere aslında tanıtmak istiyorum. Wallerstein denilince akla ilk gelen kavramlardan bir tanesi de meta zincirleri kavramı. Günümüzde akademide meta zincirleri ya da küresel meta zincirleri ya da daha da güncel ismiyle küresel değer zinciri çalışmaları popüler hale gelmiş durumda. Ve Wallerstein'in bu meta zincirleri kavramıyla bağlantılı, ilintili yeni bir kitap çıktı. O da Alper Birdal'ın kitabı, yazılama yayın evinden çıktı. İsmi de Hegemonya, Bunalım ve Çin. Alt başlığı da Emperyalizmin Krizi,
Uluslararası Değer Zincirleri ve Çin'in Yükselişi adlı kitabı. Bu kitaba da mutlaka bakmanızı öneririm. Benim zaten çalışma alanım son zamanlarda hem tarımın politik ekonomisi hem de değer zinciri analizi çalışıyorum. Bu kitap da kıymetli bir kitap. İçinde de birçok önemli veri var. Buna da mutlaka bakmanızı öneririm. O zaman Wallerstein'la ilgili sayfayı bu kitapla kapatmış olayım. O zaman bu bölümün de bu vesileyle sonuna gelmiş olalım. Bana zaman ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Yine benim bir klasik lafım var, onu sizlerle paylaşmış olayım. Çağımızın en kıt kaynağı, en büyük kıt kaynağı tabii ki zaman. Bu zamanı benimle şu an paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.